Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Arkadaşlar. Motorumu sattım ve yeni motorumu aldım. Yani burada ben aslında tabii ki bundan önceki süreçleri de çekmek istedim ama şöyle oldu. Motor bendeki daha önceki PCX sabah ilana girdim. Öğleden sonra verdim. Çok hızlı girişti. Bu motor da şehir dışından aldığım için şeyi yoktu. Bayi usulü bir video çekemedim. Bana araçla geldi. Bundan dolayı direkt o da akşam karanlık bir saatte olduğu için alıp direkt otoparka getirdim. Şimdi plaka işlemimiz var. Motorla alakalı detayları veriyor olacağım. Şimdilik bu kadar. Biraz da tanıyorum diyelim motoru. Evet, şimdi plakamız basıldı motora. Evet. Plaka da tamam. İşlem tamam. Evet arkadaşlar, plakamızı taktık. Eve doğru geçiyorum tekrar bir kısa bir özet geçeyim. Yeni plaka QR kodlu. Artık böyle oluyormuş. Bunun APP'si de nasıl yapılıyor diyorlar ama ne kadar yapılıyor bilmiyorum. Bu kalın tip. İki tip basıyor. Kağıthane'deki Gültepe'deki şoförler odası. 200 lira incesi, 250 lira kalını. Bu kalını 50 TL bir fark veriyorsunuz. İşte biraz daha iyi duruyor gibi. Yani fena durmuyor. Onun haricinde de başka zaten bir durum yok. Gayet şu ana kadar kaç kilometre oldu? 58 kilometre oldu. 2.6 litre ortalaması var. İyi gidiyor. Zaten bir genel özetinde yapacağım. Yola devam. Evet, naylonu da çıkarıyoruz. Kılıfımız geldi, onu takalım. Evet, böyle de bir kılıfı takmış olduk. Korumam başta. Yapısı da güzel. Başı hoşuma gitti benim. Fena durmadı. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan videoya hoş geldiniz. Buraya kadar izlediyseniz şayet. Motoru almıştım. Bugün de yeni bir gün. Bir özet geçeyim istedim. Daha detaylı bir anlatım olsun istedim. Kısaca bir şeylerden bahsedeceğim. Evet, dediğim gibi PCX'imi sattım. En baştan alacak olursak MX aldım. Süreç nasıl gelişti aslında? Biraz hızlı gelişti. Ben PCX'i daha önceki videolarımı izleyenler bilir. Ya da bakabilirsiniz. PCX'le alakalı videolarım var. Orada aslında bir gün bir ilana koyayım dedim. Bundan 1-2 hafta önce. Hatta 1,5 hafta falan oldu. İlana koyayım dedim. Bir deneyeyim nasıl piyasa vesaire. Kış olduğu için Şubat başında koymuş oldum yani. Sabah 8'de ilan şey oldu, aktif oldu. Birçok soran oldu. Vallahi ben motoru saat 4 gibi falan noterde yeni sahibine hayırlı olsun dedik yani. Öyle olunca da ben bir an önce dedim hani zamlarda olmadan önce şey yapayım, bir motor arayışına başladım. PCX emsal olarak da MX düşündüm. Hem bu 155'lik olması, işte birkaç tane daha artısı zaten detaylarına bahsedeceğim. Biraz da farklı olsun, hani tekrar PCX olmasın dedim. Bir de bunu deneyelim dedim. İstanbul'daki bütün bayileri aradım. Bütün bayileri aradıktan sonra birçoğu yok dedi. Olan da liste fiyatının hayli yüksek bir fiyat söyledi. Öyle olunca ben de şehir dışlarını aramaya başladım. Tekirdağ'da bir motor bulduk. Ondan sonra biraz da o da fiyatları yüksek çıktı. Bir yandan da kısaca motordan görsellerle ilerleyelim. Öyle olunca Düzce'de bir motor buldum. Biraz daha alışamadım her şeyine. Düzce'de Dadaş Motor'da buldum. Bu motoru oradan almış oldum. Araçla geldiği için dediğim gibi bir bayi videosu çekemedim ama buradan kısaca özelliklerinden bahsedeceğim. İşte dediğim gibi 155'lik 2023 model. 2024'ler daha gelmediği için. Şu an daha 91 kilometrede. Ortalama şu an 2.8, biraz işte yeni çalıştırdığım için vesaire, ama 2.6 civarı oluyor genelde. Daha düşeceğine inanıyorum rodajdan sonra. Ondan sonra başka ne diyebilirim? Park ampulleri var bunda, PCX'den farklı olarak.
kontak açıkken far yanmıyor, direkt park yanıyor. Sonrasında çalıştırınca far yanıyor. Şöyle bir çalıştıralım. Evet, şu an far yanıyor. Şöyle bir de dörtlü yakalım. Şu şekilde de dörtlü. Sadece bunda PCX'de full LED geliyor her şeyi. Bunda bir tek farlar LED, geri kalan ön sinyaller ve arka stop dahil komple halojen, ama stopun hani biçimi gereği güzel bir görseli var yan ışının. Tekrar çalıştırayım. Bu şekilde. Şuradan uzun kısası var. Sinyalleri, kornası, start stopun aktif kapalı hali, dörtlüsü, dörtlü böyle sağ sol şeklinde ve marş tuşu. Burada da komple sola çevirdiğimiz zaman direksiyon kilitletiyor. Tam açtığınızda burası açık. Direkt anahtarsız çalıştırma. Anahtarını da göstereyim. Şöyle bir anahtarı var. Kılıf da aldım ben ona. Şöyle netledi mi? Evet. Çizilmesin diye kılıfını da aldım. Onun haricinde burada bir açık gözü var. Bunu sonradan kapak alınıyor. Kapatılabiliyor. Burada kapalı bir gözü var. Yine şuradan benzin deposu. Kapak şuraya takılabiliyor. Kapak elle kalmıyor. Direkt. Ve sel altı. Böyle bir kılıf almıştım, bahsettim. Bu şekilde. Benim kaskım yarım. Yani PCX'e göre küçük bir alt sel hacmi var. Ama yine yarım kaskla beraber birçok bir şey alıyor. Tam da alıyor bazı tamları. Bazı tamlarda belki geniş ya da büyük beden olduğunda problem yaşatabilir. Şu şekilde şeyleri var. Böyle kontak açıkken ötüyor. Kapatmak istiyor. Yani unutmayın diye. Burası metal. Bu boş modeli, yani aksesuarsız modeli. Ben sonradan aksesuar yapabileceğimi bu sefer inandım. PCX'de full aksesuar almıştım. Böyle kısa camlı. Buna uzun cam, çanta vesaire her şeyini. Zaten eğer ki o aksesuarlar olursa bir aksesuar videosu da yaparım. Burada da ayrıca şurada bakın mesaj ve telefon simgeleri var. Onun içinde bir uygulamayla telefonunuzu bağlıyorsunuz. Arandığında orada ışık yanıp sönüyor. Ya da mesaj geldiğinde. Onun için de detaylı bir video çekeceğim. Çünkü hiçbir video yok. Ben de zar zor keşfettim. Hani şu an yapıyor gibiyim. Onun videosu da gelecek. Onun haricinde dediğim gibi daha yeni motor, yeni yeni tanıyorum. 90 km oldu. Hani zaten İstanbul'a geldikten sonra almam, teslim etmem, eve getirmem falan 50 idi zaten. Ama ufak ufak hani hakim olmaya başladım. Dediğim gibi şeyden, PCX'ten en büyük artılarından biri 155 cc olmasından sonra bir diğeri de çift disk ve çift ABS olması. Şuradan gördüğünüz üzere ben bu freni hissettim. Lastikler Dunlop. Mesela PCX'te Michelin Stiger 2 geliyor ama bu biraz daha hani Michelin daha iyi bir lastik. Ama fren konusunda bence PCX'ten daha başarılı. Çünkü PCX'in arkası kampana olduğu için ve ABS olmadığı için kayma durumları yaşatabiliyordu. Burada ABS en ufak bir şeyde direkt devreye girip hani fren yaptırtmıyor. O konuda güzel. Konfor konusunda da bana başarılı geldi. Yani sert kasislerde, hani normal konforunda çok bir fark belki olmuyor ama PCX'in sert kasislerde ya da işte çukurlarda arka tarafı, özellikle arkada artçıyı çok fazla hoplatma durumu oluyordu. Sektirme durumu oluyordu. Bu sanki, yani bunun amortisörleri daha başarılı o konuda. Hani süspansiyonu şeyi, darbeyi emme konusunda diyebilirim. Buradan da bir ayarı da var amortisörün. Yumuşaklık, sertlik olarak, ama daha onu hiç denemedim. O konuda da çok bilgim yok. Deneyebilirim. Denersem ve bir farkı olursa onun için de bir videoda bahsederim. Şu an için geri kalan işlemleri tamam, yani plakasını aldık, motor işlemini yaptık. Şu an bir eksiği kalmadı. 1000 km'de bakımı var, ilk bakım. Onun da zaten videosunu çekerim. Evet arkadaşlar, videomuz kısaca böyleydi. Dediğim gibi ilerleyen kilometrelerde daha böyle bir deneyim videosu çekerim. Bu bir hani ilk yeni aldığım için bir
giriş videosu oldu. Bakım videosu, işte deneyim videosu, bunlar da gelecektir. Yorumlara da bir hayırlı olsunuzu alırım. Beğenip de yorum yaparsanız sevinirim. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.